Şimdi özellikle Fitch'in sürpriz not artırımıyla geçtiğimiz haftaya borsada 9300'lerin üzerinde başlarken bu bölgede tutunamamıştı endeks ve haftalık %3.6'lık kayıpları konuştuk. 8800 puanlardaki rakamlar da devam ediyor ama bundan sonra borsada neler görürüz? Ya şu aslında zirveye baktığımızda borsa çok fazla düşmemiş gibi gözüküyor. Yani %6'lık bir kayıp söz konusu gördüğü zirve seviyeye göre. Ama yan hisselere baktığımızda inanılmaz kayıplar söz konusu. Yani bugün de baktığımız zaman borsadaki yaklaşık 500 şirketin 400 tanesi neredeyse düşüşte ve oldukça sert düşen hisse senetleri var. Özellikle yan hisseler dediğimiz küçük orta ölçekli hisselerde ciddi satışlar söz konusu. Bu biraz hani portföye baktığınız zaman yatırımcının hani endeksteki kayba bakıyor, %5, %6 kayıp var. Yatırımcı kendi portföyüne bakıyor, %15'ler, %20'ler, %30'lar havada uçuşuyor. Bu da biraz piyasanın sığ hisselerinde bu tarz zamanlarda satışın sertleştiğini bir göstergesi. Ama endeks bazında bakacak olursak ben çok ciddi geri çekilmeler beklemiyorum açıkçası. Buralar belki biraz daha altı ama sonrasında özellikle seçimle beraber, seçimden sonraki süreçte tekrar bir pozitif fiyatlama eğilimi göreceğimiz kanaatindeyim. Yani genel itibariyle bu tarz düşüşleri de hacimsiz de gerçekleşiyor bu son düşüşler. Bunların bir alım fırsatı oluşturduğunu orta uzun vadeli beklemek gerektiğini düşünüyorum. Ama bu yorum dediğim gibi bir endeks bazında, iki endeks içerisindeki büyük şirketler için geçerli. Küçük şirketlerde, küçük orta ölçekli şirketlerde çok volatil bir dönemden geçiyoruz. Orada biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Şimdi özellikle geçtiğimiz hafta borsada düşüşler varken bankalar bu düşüşe öncülük etmişti ki orada %4.7'lik kayıplar. Tabii merkezin bir yandan ilave ek sıkılaştırma önlemlerini bankalar üzerindeki uygulamaları konuştuk ama bundan sonra bankalarda neler beklemek lazım? Yani şöyle, aslında bankalar ülkenin risk primleriyle daha çok trade ediyor. Yani ülkeye yönelik bir potansiyel görürse yatırımcı bankalar alıyor. Biraz orada risk arttığını düşünürse de bankaları satıyor. Yani burada ben özellikle seçim sonrası ülkenin genel risk algısında biraz iyileşme olacağı kanaatindeyim. Bunun da bankalar tarafında pozitif algı oluşturacağını düşünüyorum. Ama şu içinde bulunduğumuz belirsizlik dönemi, belki birkaç haftalık dönem, işte Merkez Bankası'nın da bankalara yönelik ek tedbirleri bir miktar bankalarda bu anlık haberlerin trade edilmesine olanak sağlıyor. Bu da negatif fiyatlama getiriyor. Ama dediğim gibi yakın dönemde Türkiye'ye yönelik daha olsa ortaya çıkacak pozitif tablonun ben bankacılık sektöründe ciddi manada potansiyel oluşturabileceğini düşünüyorum. Yani bu yıl eğer endeks yükselecekse, ki o yükseliş beklentisini taşıyoruz biz, bu yükseliş için piyasaya yabancının gelmesi lazım. Yabancının geldiğinde de ilk geleceği sektörlerden biri yine bankacılık endeksi olacaktır. O tarafta ben genel olarak kısa vadeli 1-2 haftalık dönemde seçime kadar belirsizlikler söz konusu olsa bile seçimden sonraki süreçte daha pozitif bir tabloyu orada göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Şimdi yabancının kotasyon problemi olmayan, işte bir yandan piyasa değeri daha yüksek şirketlerle pozisyonlandığını görüyorduk ama yine holdinglerde acaba buna dahil olur mu? Kesinlikle, özellikle Türkiye'nin büyük ölçekli holdingleri bu yabancı gelişinde doğrudan pozitif etkilenebilecek şirketler. Çünkü holdinglerin görece olarak hani çok böyle piyasalar şişmemiş, çok fazla gitmemiş fiyatlaması da söz konusu. Orada potansiyeller de söz konusu. Bu nedenle başta Sabancı gibi holdingler olmak üzere büyük ölçekli holdinglerin yine ön planda olmaya devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi bir yandan halka arz hisselerindeki hareketliği de takip etmiştik son dönemde. Tabii halka arz yatırımcısının yeniden borsaya dönmesiyle birlikte Şubat ayında yeniden halka arzların başlamasıyla beraber yatırımcı sayısında da önemli artışlar yaşamıştık ki Aralık sonundan Ocak ayına kadar baktığımız dönemde 1 milyonun üzerinde bir çıkış vardı borsada ama yeniden girişlerin olduğunu görüyoruz. Acaba halka arzlara bu ilgi devam eder mi yine? İlgi devam eder ama halka arzlarda bir miktar yavaşlama göreceğiz. Çünkü 12 aylıklarla halka arzının başlıyor ve burada enflasyon muhasebesinde etki söz konusu olacak. Artı SPK'nın yaptığı son düzenlemeyle birlikte 1,5 milyar TL'lik aktif büyüklük ve 750 milyon TL'lik ciro şartı da söz konusu. Bu da bazı şirketlerin otomatik olarak liste dışında kalmasına sebebiyet verecek. Daha önceden bir başvuru yoksa. Yani bu çerçevede baktığımızda biraz birkaç aylık dönemde halka arzların bir miktar yavaşladığını görebiliriz. Ama açık söyleyeyim, daha önce de çok defa ifade ettim. Hani bu piyasaya gelen 1-2 milyonluk hesabın gelmeleri gitmeleri piyasa denkleminde önemli bir şey değiştirmiyor. Çünkü bu hesaplar aslında fiktif hesaplar bir noktada birçoğu. Yani halka arzların daha fazla pay alabilmek için
anneye, çoluğa, çocuğa, amcaya, dayıya, alaya, teyzeye işte açılan hesaplar. Bu nedenle geldiklerinde, gittiklerinde piyasa genel anlamda çok fazla hissetmiyor. Bunu çok net söyleyebilirim. Bizim Türkiye'de 8,5 milyon civarına ulaşmıştı zirve olarak yatırımcı sayısı. Bunun mevcut sosyoekonomik kültür yapımızla çok uyumlu bir rakam olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye'de 19,5 milyon civarı hane olduğunu göz önünde bulundurursak, hani bunun 8,5 milyonunda yatırım hesabı olmuş olması bence çok doğru bir gösterge değil. O nedenle o yatırımcı sayısının giriş çıkışlarına, azalmalarına, artmalarına, hani öyle 1-2 milyonluk rakamlara çok fazla anlam atfetmemek gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi özellikle sanayinin performansını da konuşmak isterim. Çünkü 2023'te sanayinin performansı Borsa İstanbul'un altında kalmıştı. Bankalarında neredeyse yarısı kadar bir performans vardı. %30'luk değer kazancı sanayide, %70'in üzerinde primler bankalarda. Acaba bu yıl bu tablo değişir mi ve sanayide neler bekliyorsunuz? Aslında bu yıl hareketlilik bankacılıkla hani çok görece ayrılmayabilir ama sanayi tarafı açıkçası çok daha dağınık bir sektör. Yani bankacılık tarafında daha homojen bir yapı var. Hani oradaki birkaç işte TSKB, Albaraka gibi hani konvansiyonel bankacılığın dışında çok alternatifler yok ve genel olarak ülke risk primiyle eşanlı fiyatlamalar görüyoruz orada. Ama sanayi dediğimiz sektörün içerisinde birçok alan var ve hepsi birbirinden farklı ayrışabiliyor. Şirket sayısı daha fazla, sektörler kendi içerisinde ayrışmalar gösterebiliyor. O nedenle topyekun belki bir şey söylemek zor ama genel itibariyle ben bu sene piyasa yükselişinde bankalarla beraber sanayi endeksinin de buna eşlik edeceği kanaatindeyim. Orada da bir yorulma emareleri var son dönemde. Belki seçimden sonraki süreç işte orada da artık beklenen hikaye. Orada da seçimden sonra yeni bir toparlanma emaresi görebiliriz. Ama bankacılık endeksi dediğim gibi para giriş çıkışlarını, ülke ekonomisindeki iyileşmeleri, kötüleşmeleri çok daha hızlı yansıtacaktır. Onu söyleyebilirim. Belki zaman içerisinde getiriler eşitlenebilir ama ilk hareketi muhtemelen biz bankacılık endeksinde göreceğiz. Onu belirtmek mümkün. Şimdi bu yıl özellikle hisselerde temettü verimi bakımından neler bekleriz? Tabii bankalarda da sadece dağıtılabilir net karın %15'ini temettü olarak dağıtabildiğini görüyoruz ama siz temettü verimliliği açısından neler görmemizi beklersiniz? Yani şöyle, temettü verimi enflasyon düşük olduğu zamanlarda evet anlamlı oluyor ama yani enflasyonumuz %50-60'sa, 70'si hatta mevduatınız %50-60'sa işte %7, %8 temettü verimi 5 mi olsa mutlu eder, 7 mi olsa mutlu eder ya da 9-10 mu olsa mutlu eder sorusuna çok cevap vermek zor oluyor. Çünkü gerçekten bu dönemlerde enflasyon yüksek olduğu dönemlerde temettü bir noktada önemini azaltıyor. Ama bu sene bizim piyasamızda farklı bir konuyu konuşuyor olacağız. Bedelsiz sermaye artışları. Bu enflasyon muhasebesinden kaynaklı şirketlerin öz kaynaklarında çok ciddi artışlar görüyoruz. Şirketler bu gibi zamanlarda kasasından para çıkmasını çok sevmezler. Çünkü verdiğiniz her paranın karşılığında ihtiyaç duyduğunuzda tekrar o paraya %50, %60 faizle kredi kullanacaksınız. Bunun yerine şirketler nakit para vermek yerine parayı kasada tutup içeride değerlendirmeyi tercih ederler. Ki öyle de olmalı zaten. Eğer bir şirket temettü verip sonrasında İşletme sermayesi ihtiyacını, yatırım sermayesi ihtiyacını krediyle karşılıyorsa böyle bir dönemde bu çok anlamlı ve mantıklı değildir. Ama bu dediğim gibi enflasyon muhasebesinden kaynaklı öz kaynaklardaki çok yüksek artış bu şirketlerde aynı zamanda bedelsiz sermaye artışı anlamına da geliyor. Yani daha doğrusu potansiyeli anlamına geliyor. Son zamanlarda bazı şirketlerden bu başvuruları gördük finansal sonuçlarını açıklayanlarda. Bazılarında ise kayıtlı sermaye tavanı artışı gördük. Ben önümüzdeki dönemde hem bu kayıtlı sermaye tavanı artışları hem de devamında bedelsiz sermaye arttırımlarının çok daha ön planda olacağı kanaatindeyim. Yani bu yılın ana teması belki hiç görmediğimiz kadar yoğun bir şekilde bedelsiz sermaye arttırımları olacak. Temettülerin biraz ikinci planda kalma ihtimali dediğim gibi mevcut finansman maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı şirketlerin de nakdine sahip çıkma isteğini arttıracaktır.
Bu nedenle temettü biraz geride kalabilir diye düşünüyorum bu sene. Şimdi özellikle enflasyon muhasebesi hikayesiyle bilanço dönemini tabii ikiye ayırmıştık ki Mayıs sonuna kadar da şirketlerin finansallarını gönderme süreci uzatılmıştı. Enflasyon muhasebesinden arındırılmış halini paylaşanlar var. Tabii düzeltilmemiş halini de yine görüyoruz. Neler gördük enflasyon muhasebesi döneminde bilançolarda? Yani şöyle söyleyeyim, açık söylemek gerekirse biz sektör temsilcileri de dahil enflasyon muhasebesiyle sonuçların açıklanmasına çok hazır değildik. Yani verilen projeksiyonlar vesaireler, biz ilk etapta aslında parasal kalemler üzerinden vesaire giden bir süreç gördük ama açıklanan enflasyon muhasebesine bağlı rakamlar bizlerin beklediğinden farklı geldi. Yani denetim firmalarının açıkladığı sonuçlar. Özellikle 2022 sonu rakamlarının enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesi, buradaki sadece parasal olmayan kalemler değil, parasal kalemlerde şirketlerin satışlarını, gelir tablosunda da çok ciddi değişimler gördük. Buradaki değişimler ve bunun üzerine analiz yapma durumu biraz daha işleri zorlaştırdı. Bu sene dikkat edilmesi gereken durum şu, yani özellikle 2022 son çeyrek finansallarında enflasyon muhasebesine göre düzenlendiğini göz önünde bulundurunca satış büyümesi vesaire çok küçük gözüküyor ama burada enflasyon farkını da ilave etmek lazım. Ona dikkat etmek gerekiyor. İkinci bir konu da, yani sonuçta elimizde sadece geçen yılın son çeyreği ve bu senenin son çeyreği var. 2023'ün ve 2022'nin daha doğrusu son çeyrekleri var. Enflasyon muhasebesine göre yapılmış. Bir yıllık bütün senelik yok. Biz 9 aylıklar, 6 aylıklar, 3 aylıklar bunlar nasıl gelecek, kıyaslama nasıl olacak? Henüz daha tam anlamıyla bunlar oturabilmiş değil. O nedenle bu sene benim gördüğüm de piyasada finansal sonuçlara yönelik çok sağlıklı bir fiyatlama yapılamadığı yönünde biraz daha finansal sonuç heyecanının düşük seyrettiğini söylemek mümkün bu belirsizlikler ve yorumlamadaki zorluklar nedeniyle. Şimdi önemli bir o hafta olduğundan bahsettik. Tabii Fed'in de faiz kararı çarşamba günü paylaşılacak. Aynı zamanda dot plotlar, makroekonomik projeksiyonlar, önümüzdeki döneme ilişkin faiz oranlarının tahmini. Ne dersiniz? Neler görebiliriz Fed'den? Yani ben Fed'den orada da bir faiz konusu zaten bir anda kimse beklemiyor. Biz de beklemiyoruz. Yani o taraf çok net. Piyasa bir ara çok iyimser olmuştu. Mart'ta faiz indirimleri başlar mı diye ama bence o faiz indirimi hikayesi en iyi ihtimalle Haziran-Temmuz'a kalmış durumda ki belki yılın son çeyreğine de kalabilir. Bu ihtimalle hiç azımsanmayacak kadar yüksek olduğu kanaatindeyim. Son enflasyon verilerine baktığımızda, istihdam rakamlarına baktığımızda hiç de öyle Fed'in arzu ettiği gibi istihdam piyasasında gevşeme, fiyatların katılığının kırılması gibi bir tablo olmadığını gördük. Muhtemelen bu toplantıdan sonra da bu biraz daha ön plana çıkacaktır bu vurgu. Faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği vurgusu. Ben dediğim gibi bu toplantının ardından en iyi ihtimalle Temmuz, Ağustos'ta toplantı yok zaten. Daha olası senaryoda da Eylül ve sonrasında da faiz indirimlerinin indirimi işaret edecek bir toplantı sürecini göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Şimdi özellikle altın cephesini de sormak istiyorum. Çünkü faiz indirimlerinin konuşulmaya başlandığı bir süreç eğer doları zayıflatırsa altında yine yeni zirve seviyeler görülebilir mi? Yani evet ama aslında şöyle söyleyeyim. Altın bir süredir faizlerin daha erken indirileceğini fiyatlıyordu ve o nedenle de güçlü yükselmişti. Piyasa bir ümittir. Yani sene sonunda faiz indirimi olacak diye bugünden altını fiyatlamaz. Bugün iniyor mu inmiyor mu ona bakar. Eğer bugünkü bu haftaki toplantıda Fed'in faizleri belki yılın son çeyreğine indirmesine yönelik beklenti kuvvetlenecek olursa bu kısa vadede doları değerlendirip altının ons fiyatlarına da bir düşüş getirebilir. Ben onun yaşanabileceği kanaatindeyim. Çünkü hatırlanacak olursa geçen sene İsrail-Filistin çatışmalarıyla başlamıştı yükseliş. Devamında da Fed Mart ayında faiz indirecek beklentisiyle ons fiyatlarında ciddi yükseliş görmüştük. Şu an Mart'ta indirim yok. Muhtemelen dediğim gibi Haziran-Temmuz'dan önce bir indirim yok. Ama hala o köpük altın fiyatlarının üzerinde o döneme kadar, yani faiz indirimleri başlayana kadar belki birkaç tur daha git gel yapabilir altın. Ve burada ben ilk hareketin aşağı yönlü olma ihtimalinin hala kuvvetli olduğu kanaatindeyim. O nedenle altın ons fiyatlarına biraz temkinli yaklaşıyorum diyebilirim şu aşamada.
Şimdi son olarak da petrolle sormak isterim. Çünkü orada da volatil bir seyir var. Özellikle hafta sonu Rusya'daki başkanlık seçimleri, bir yandan Ukrayna'nın Rus rafinelerine olan saldırıları, petrolde yeniden 85 dolarların üzeri. Bir de sanıyorum tabii Çin önemli, ama petrolde bundan sonra hangi rakamlar görülebilir? Yani şöyle, aslında petrolde genel makro ekonomiye baktığımızda dünya ölçeğinde ekonomilerde genel bir yavaşlama eğilim var. Bu petrol fiyatları için baskı oluşturacak unsur, ama diğer taraftan işte sizin bahsettiğiniz Ukrayna Rusya'daki petrol üretim tesislerini vuruyor olması, Amerika'daki rezervlerdeki azalış haberleri gibi etkenler, bir de Körfez'deki belirsizlikler, bunlar biraz daha kısa vadeli talepleri yukarı çekiyor ve petrol fiyatlarında anlık yükselişler getiriyor. Ama geçtiğimiz dönemlerde de çok net görmüştük. Eğer küresel ekonomi yavaşsa, göreceli olarak petrole talep zayıf seyrediyorsa bundan kaynaklı, bu tarz haber bazlı yükselişler geçici olabiliyor. Yani kalıcı bir trend oluşturamıyor. Şu anda da ben kalıcı bir trend oluşması için açıkçası çok önemli bir hikaye görmüyorum petrol tarafında. Hani burada teknik gerekçelerle bir miktar daha belki yukarı yönlü hareketler görebiliriz, ama genel itibariyle ben trendin böyle çok 87 dolar üzerinde görebileceğini düşünmüyorum. Şu anda 85,5 dolar civarındayız. 87 civarında burada önemli bir direnç olacaktır. Bu bölgelerden tekrar geri dönüşler görme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum petrol tarafında. Üzeri Bey, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınızı paylaştığınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağolunuz. Efendim, Üzeri Doğan bizlerleydi. Şimdi sırada kısa bir reklam arası var.